Merhaba arkadaşlar, ben size bugün Valve Hammer Editör'de araba yapımını göstereceğim. Öncelikle Block Tool'dan bir tane şekil çiziyoruz araba şekli. Benimki biraz çakma oldu ama olsun, anlatmak için çizdim. Arabayı çizdikten sonra arabanın döneceği yeri seçmemiz lazım. Orayı seçtikten sonra mesela sağ yarısından itibaren hani dönme yönünü dönerken yani kullanıcı eğim yerini seçmemiz lazım. Genelde bunu tam ortasını seçerler. Ben de öyle yapacağım. Herkes yani böyle yapmayabilir de ben böyle yapıyorum. O yüzden böyle anlatıyorum. Arabanın yüksekliğine göre, yani gördüğünüz gibi tam arabanın yüksekliğine, aşağısına da kaplayacak şekilde bir blok çizdim. Daha sonra Bros kısmından Origin yazıyorum. Daha sonra karart object diyorum. Bu Counter oynarken gözükmeyecek, yani bu Valve Hammer Editör'de gözüküyor sadece. Daha sonra hepsini seçip teker teker hepsini nasıl seçiyorsunuz derseniz CTRL'ye basılı tutup seçin. Yani teker teker tıklayın, o seçilir. Hepsini seçin. Daha sonra T to End'den Punch ve Hitch deyin seçmeniz lazım. Punch ve Hitch deyi seçtikten sonra Name kısmına arabanın adı, araba yazdım. Daha sonra aşağı doğru iniyoruz. First Stop Target var. Bu arabanın ilk duracağı yer. Yani bir şeyler yapacağız. Ona fren 1 diyorum. Altında sound var. Yani ses freni olsun istemiyorum. Speed var. O arabanın hızı. Daha sonra Damage on Crash var. O arabanın hani ezme oyunlarında falan kaç HP götüreceğini. Mesela 100 yazarsanız 100 HP'yi götürür bir anda. Bunları seçtikten sonra gördüğünüz gibi Entity Tall var. Entity Tall'dan arabanın tam önünü, yani biraz boş, arabanın önünü seçip yandan gördüğünüz gibi Pack Track seçiyoruz. Yani siz yandan seçmeseniz de olur. Direkt sağ tuşla karayat object deyip daha sonra seçip Properties'ten Pack Track'ı seçseniz de olur. Bunun name kısmına arabada first stop target, yani ilk duracağı yeri seçmiştik. Onu yazıyoruz. Fren 1. Next stop target ise fren 2 yazıyoruz. Bu arabanın, yani bu bundan bir tane de arabanın arkasına yapmamız gerekiyor ileri geri olayında. Ona da fren 2 adını vereceğiz. Daha sonra bu pack track'ten bir tane de arkasına yapmamız lazım aynı yükseklikte. Ama yani uğraşamam diyorsanız daha kolay bir yolu var. Shift'e basılı tutup arabanın arkasını seçip tıkladık. Bıraktık Shift'i de. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi aynısından oldu arkasında. Sonra Properties'ten Name kısmını fren 2, First Stop Target kısmını fren 1. Yani bununla tam tersi olacak öndekiyle. Daha sonra arabanın kontrol edileceği yeri seçmemiz lazım. Nereden kontrol edilmesini istiyorsak oraya bir tane blok çiziyoruz. Yüksekliğini falan ayarlıyoruz. Daha sonra Brox kısmından A Trigger'ı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi kapladık. Bu da oyun esnasında gözükmeyecek, yani sadece Valve ve Hammer Editör'de gözüküyor. Sonra T.O.T. Entity'den Punch ve Hitch ile kontrolörsü seçmemiz lazım. Gördüğünüz gibi seçtik ve Hitch de Name diyor. Yani arabanın adı, arabaya verdiğiniz adı seçeceksiniz. Araba yazmıştım ben. Gördüğünüz gibi arabamız tamam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Real Volume.